Sorular, sorular, sorular. Kanıtlanan iddialar ve kanıtlanamayanlar. Şimdi sıra Kıbrıs'ta. Yavru vatanın yavru çeteleri ve Türkiye bağlantıları araştırılıyor. Susurluğun izleri adada sürülüyor. O izler ölümcül bir çıkar üçgenini anlatıyor. Kıbrıs'a çetenin gölgesi düşüyor. Çıkar üçgeninde ilk ve en önemli ucu kumarhaneler oluşturuyor. Ekonomik güçlüklerle boğuşan Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin biricik sanayisi bu kumar makineleri. Özellikle Türkiye'de kumarhanelerin kapatılma kararıyla birlikte Kıbrıs kumarhanelerin cenneti oldu. Halen Kuzey Kıbrıs'ta tam 20 kumarhane bulunuyor. Sayılarının daha da artacağı öngörülüyor. İşte bu tatlı kar çetenin iştahını kabarttı. Çıkar üçgenin bu ucundaki kahraman, sektörün kralı diye bilinen Ömer Lütfi Topal'dı. Çıkar üçgeninin diğer ucunda ise bankalar var. 70 milyon nüfuslu Türkiye'de 72 banka varken 180 bin nüfuslu Kuzey Kıbrıs'ta tam 76 değişik banka var. Yani 2200 kişiye bir banka düşüyor. Bu bankalardan bazıları var ki ne adları duyulmuş ne de sahipleri biliniyor. Müşterileri ise tam bir sır. Bankaların önemli bir bölümü offshore, yani kıyı bankacılığı yapıyor. Bu nedenle de bulundukları ülkenin yasalarını dikkate almıyorlar. Kaldı ki Mayıs ayında bir karar alan Kuzey Kıbrıs hükümeti de bu bankalara ait bilgileri gizliyor. Böylesine küçük bir adada ve çok büyük turistik faaliyet içerisinde bulunmayan bir adada bu kadar çok kumarhane ve yine çok büyük ekonomik faaliyetleri bulunmayan bir adada bu kadar çok banka ve bunun yanında offshore dediğimiz özellikle kara para aklamada da kullanılan bankaların açılmış olması başka türlü açıklanamaz diye düşünüyorum. Küçük villalarda hiçbir güvenlik kaygısı olmadan çalışan bankaların en gizemli olanı ise First Merchant Bank. Görmüş olduğunuz bu sevimli ve mütevazi binada bir aile değil, tam 3 banka birden yaşıyor. Bu bankalardan biri First Merchant Bank. First Merchant Bank, Susurluk skandalı sırasında son derece önemli rol oynayan bir banka. Bankanın ortakları arasında Engin Civan'ın geçmişteki iş ortağı Hakkı Yaman ve kaybolduğu iddia edilen MİT elemanı Tarık Ümit de var. Bankanın kara para akladığı ve bu paraları bir şekilde politikacılarla mafya arasında paylaştırdığı iddia edilmişti. Banka geçmişte bir apartmanın ikinci katında faaliyet gösteriyordu. Sonra bu küçük villaya taşındı. 1996 yılındaki karı sadece 375 bin dolar olarak görünüyor. Bankanın diğer ortağı ise KGB'de çalıştığı saptanan Vladimir Kobarev. First Merchant Bank'ın özellikle Rus mafyasının kara parasını akladığı iddia ediliyor. Çıkar üçgenin ikinci ucunun kahramanları işte bu bankanın ortakları. Çatlı tarafından öldürüldüğü iddia edilen MİT ajanı Tarık Ümit ve Engin Civan'ın geçmişteki iş ortağı Hakkı Yaman. Kıbrıs'ta bir türlü el avuca sığmayan kumarhaneler ve bankalar neden burasını üst seçti? Kuzey Kıbrıs'ta da Kuzey Kıbrıs'a baktığımızda hem Türkiye hem Türkiye'nin dışında uluslararası bir ülke. Dolayısıyla özellikle son zamanlardaki siyaset belgesinde yer alan Türk milliyetçiliğin ırk ayrımcılığına, tehlikeli ırk ayrımcılığına ulaşmış olması ve bundan ülkücü mafyanın yararlandığı sözlerinden de bakarsak Kıbrıs'ta ciddi bir şekilde bir ülkücü mafya yerleşimi hazırlıkları görülebiliyor. Kuzey Kıbrıs'ı üst seçen daha önemlisi her iki sektörü de denetim altında tutan birileri var. Çıkar üçgeninin sonuncu ucunu onlar oluşturuyor. Ülkücü hareket Kuzey Kıbrıs'ta hızla örgütleniyor. Ekim! Allah! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ülkücülerin adadaki etkinlikleri arttıkça faili meçhul saldırılarda da bir artış gözlendi. Hatta adada 30 yıl sonra ilk kez bir siyasi cinayet işlendi. Adalıların uğur mumcusu olarak tanınan gazeteci Kutlu Adalı öldürüldü. Adalı, Kıbrıs'ın kumarhaneler ve bankalar nedeniyle mafya yatağı olduğunu sıkça gündeme getiren bir yazardı. Katilleri onu evinin önünde yakaladılar. 13 el silah sesi duyuldu. Orada pusuda olanlar kendisine ateş edecekleri sırada eşim yapmayın diye bağırdığını ve onlarla boğuştuğunu duyan komşular oldu. Ve onlar da cevap verdiler. Bunu hak ettim. Adalı'yı vuran silah Uzi markaydı. Yani Susurluk çetesinin İsrail'den satın aldığı söylenen o saldırı silahlarından biriydi. Zaman zaman bazı yazılar yazdı. Bu yazılarda bazı bilgileri gün ışığına çıkardı.
ve hiçbir dava açılmadı kendisine çünkü hep belgelere dayanarak yazmıştı yazıları. Öldürülüş nedeninin biri bu olabilir. Adalı'nın katilleri hala bulunamadı. Cinayete 12 Eylül'den önce Türkiye'de pek çok saldırıya imzasını atan Türk İntikam Tugayı üstlendi. Ancak ülkücüler asıl ünlerini geçen yıl yaptılar. Rumların sınır delme eyleminde yaşanan olaylara imzalarını attılar. Ülkücülerin gövde gösterisinden iki gün önce adaya bir yolcu geldi. Mehmet Özbay adına pasaport taşıyan bu kişi Abdullah Çatlı'dan başkası değildi. Girne'de Oscar Oteli'ne yerleşti. Sonraları Çatlı'nın bu eylemin organizasyonu için 65 milyar lira getirdiği iddia edildi. Ülkücüler ise Çatlı'nın adaya gelişini kabul ediyor ancak eylemleri organize etmediğini söylüyorlar. Belki Çatlı gelmiştir. Mehmet Özbay olarak çayını kahvesini içmiş olabilir. Dediğim gibi Çatlı'ya gelmişse burada bir ülküdaşıyla kahve içip gitmiştir şeklinde. Abdullah Çatlı'nın giriş çıkışlarında yine kendi ideolojisinden olan insanların büyük destek verdikleri ve onların hatta VIP salonlarından geçirdikleri gerçekleri biliniyor. Dolayısıyla böyle baktığımızda Kıbrıs'ta Susurluğun ucunu görebiliyoruz. Bu Çatlı'nın adaya ilk gelişi değildi. Önceki gelişinde yine Girne'de Jasmine Court Oteli'nin 424 nolu odasına yerleşmişti. Bu otel Ömer Lütfi Topal'a aitti. Ve ne tesadüf ki Topal da aynı günlerde otelin bir başka odasında kalıyordu. O günlerde Çatlı'nın Ömer Lütfi Topal'dan 17 milyon dolar, yani 3 trilyon lira haraç istediği mahkeme kayıtlarına geçti. Çetenin kendisine Kuzey Kıbrıs'ı üs olarak seçmesinin 3 önemli nedeni var. Birincisi kumarhaneler. Kara para bu kumarhanelerde aklanıyor. İkincisi ise bankalar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetlerinin bir türlü denetleyemediği bankalarda kara para transferleri gerçekleştiriliyor. Üçüncüsü ise milliyetçilik. Kuzey Kıbrıs'ın hassas konumu nedeniyle kendisine milliyetçi imsüsü verenler Kuzey Kıbrıs'ta istedikleri her tür kapıyı açma imkanına sahip. İşte bu milliyetçi süsü verenler günün 24 saatini çete için kullanabiliyorlar. Gündüzleri bankalarda, geceleri ise kazinolarda. Kuzey Kıbrıs'ta karanlık ile aydınlık arasında köşe kapmaca oynanıyor. Gecenin karanlığını güneş zorluyor.